2. Abdülhamit Han'ın ressam Zonaro'ya çizdirdiği bir takım İstanbul'un fethiyle alakalı tablolar vardır. Fatih'in atını denize sürmesi, gemilerin karadan yürütülmesi. Bir de İstanbul'un fethinde Fatih'in askerleri ve yanında Akşemseddin'le kapıdan içeri giriş tablosu vardır, meşhur. Hasan Rıza, ressam Hasan Rıza da çizmiştir onu. İki ressam da kendilerini kapının kenarındaki Yeniçerilerden biri olarak da resmetmişler. Şimdi o tabloya bakan hepimiz ne diyoruz? 1453'te Fatih İstanbul'u fethettiğinde askerleriyle beraber bu kapıdan böyle girdi içeri. Hayır. 29 Mayıs sabahı daha günün ilk ışıkları böyle ortalığı aydınlatırken bu kara surlarında biraz daha gitsek önümüze Topkapı gelecek. Şu an biz Edirne Kapı'dayız. Edirne Kapı ile az ilerideki Topkapı arasındaki sur yıkıntılarından Fatih sürünerek girmiştir. Bu kapıdan ne zaman girdi? İstanbul Salı günü sabah fethedildi. Aradan 3 gün geçti. Cuma oldu. Ayasofya cami olmaya ve cuma namazına artık hazırdı. Ve Fatih ordusuyla şehirden çıktı. Bir merasim yapıldı. O merasimle dualarla Akşemseddin Hazretleri de yanında buradan içeri girdiler. Ve Ayasofya Camii'ne gidip hep beraber cuma namazı kıldılar. İşte onun için bu kapı son derece önem arz ediyor. Edirne Kapı bölgesindeyiz. Karşımızda Osmanlı'nın İstanbul surlarının en muhteşem kapısı var. Tabii Edirne Kapı deyince hem bu muhteşem kapıyı hatırlamalıyız hem de o muhteşem Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'ni hatırlamalıyız. Bakın bu cami ile bu kapının arasında bir bağ var. Camiye baktığınız zaman caminin devasa boyutlarda bir avlusu olduğunu görüyorsunuz. Önünde kervansarayı var. Avlusunda dev bir medresesi var. Sebep ne? Sebep bu bir kışla camisi. Ne demek bu? Osmanlı ordusu Avrupa'ya sefer yapacağı zaman Osmanlı ordusu ordu Edirne Kapı Mihrimah'a geliyordu. Burada kışlıyordu. Yani kışla camisi. Burada bizzat namazlarını kılıyorlardı, hazırlanıyorlardı ve Avrupa seferine buradan çıkıyorlardı. Sefere çıkarken hangi kapıdan çıkıyorlardı? Edirne Kapı'dan çıkıyorlardı. Yani şu an bizim girmekte olduğumuz kapıdan çıkıyorlardı. Şimdi biz de sizinle beraber bu kapıdan dışarı çıkıyoruz. Klasik bir sorum var. Ben gruplara çok sorarım bu soruyu. Onu size de sormak istiyorum. Şu an biz şehrin dışında mıyız, içinde miyiz? İçindeyiz. Ama birkaç adım atıp bu kapıdan çıktığımızda şehrin dışından çıkmış olacağız. Bu çok önemli. Bugünkü gezimizde bu detayı lütfen hiç atlamayın. Kafanız karışmasın. Dışındayız, içindeyiz. Dışındayız, içindeyiz. Çünkü bir Fatih'in İstanbul'u fethi öncesi Romalıların ikamet ettiği yer, bir Fatih'in kuşattığı yer. Çünkü şehrin duvarın dışında olmak ve içinde olmak çok önemlidir ve çok çok önemli detaylara sahiptir. Şimdi kapıdan dışarı doğru çıkalım. Şu an kapının arasındayız. Şimdi de artık şehrin dışına çıktık. Evet, bakın kapının iki yanında surlar var. Edirne Kapı'dayız. Edirne Kapı surlarından geldik. Kapının içinden geçtik. Şehrin içinde miyiz, dışında mıyız? Dışındayız. Yani şu an biz 1453 yılının 2 Nisan tarihinde, 5 Nisan, 10 Nisan'da olsaydık, ışınlandık. Fatih'in askerlerinin arasında mıyız şu an, yoksa Romalı askerlerinin arasında mıyız? Fatih'in askerleri, 2 Nisan. Şehir ne zaman alındı? 29 Mayıs. 29 Mayıs'ın öncesindeysek Fatih'in askerleri arasındayız. Ama 29 Mayıs'ı diyelim geçtik ve içerideyiz. Artık şehir alınmış oluyor. Şimdi Edirne Kapı çok önemli bir kapı, çok özel bir kapı. Bu kapıyı konuşarak başlamak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin saltanat kapısı Edirne Kapı'dır. Normalde Roma İmparatorluğu'nun surları bunlar. Yani şehir surlarını konuşmaya başlarken aslında kısacık da bir şehir surlarının tarihine değinmek lazım. Bu gördüğünüz surlar şehir surları.
Siz bu tarz tur çok görürsünüz dünya üzerinde gezerken ama kimisi dağın başına bir kale, karakol kale surudur. Sur yani duvar. Kimisi şehrin kenarında sadece yönetici aileyi çeviren iç kale surudur. Neresi gibi? Konya Alaaddin Tepesi'ni çeviren surlar gibi. Kimisi de şehri çeviren surlardır. İşte şu an gördüğünüz bu surlar böyle boydan boya İstanbul'u çeviriyor. Onlar şehri çeviren surlar. Onun için surları birbirine karıştırmamak icap ediyor. Surlar ilk kez İstanbul'u kendine başkent yapan Konstantin tarafından değil, İstanbul'u ilk kez yerleşim merkezi olarak seçen Bizans adındaki delikanlı tarafından kuruluyor. Bu bir efsanedir. Ne kadar gerçek olduğunu bilmiyoruz. Bizans diye bir delikanlı Balkanlar tarafından kalkıyor. Kendisine ve klanına yurt aramak için geliyor. Kahinlere başvuruyor. Kahinler körler ülkesinin karşısına kuracaksın şehrini diyorlar. Gele gele Sarayburnu'na geliyor. Bir bakıyor Kadıköy tarafında yaşayanlar var. Kalkedonlular. Sarayburnu bomboş. Aklına geliyor kahine demişti körler ülkesinin karşısına yerleşeceksin. Bu herifler kör ya diyor. Sarayburnu gibi mis gibi yer varken gidip de insan Kadıköy'de yaşar mı? Kahin dediği yer burası diyor. Tamam buraya yerleşeyim ve Sarayburnu'na yerleşiyor. Yerleşince oranın etrafını surlarla çeviriyor ve otomatikman ilk şehir surları nereden geçiyordu? Bugünkü Eminönü. Eminönü Bayezid hattı. İşte orası Bizantiyum kasabası. Hatta bazı tarihçiler bugünkü Topkapı Sarayı surlarının çevirdiği alan derler. Bizantiyum kasabası o kadar. Konstantin İstanbul'u devletine başkent seçiyor. Normalde Roma'nın başkenti Roma. İtalya Roma. Yeni başkentimiz İstanbul yani Konstantinopolis diyor. Ve şehrin surlarını büyütüyor. Bugünkü Koca Mustafa Paşa, Cerrah Paşa, Adli Tıp tam oradan başlıyor. Oradan aşağı doğru Haliç'e doğru iniyor. İstanbul'un ikinci kara sur sınırı bu. Şehir büyütülüyor. Doğu Roma İmparatoru 2. Theodosius, hani bu 2. Ayasofya'yı da yapan bir yapıcı hükümdardır o. Onun döneminde İstanbul'un nüfusu iyice artmış, şehri bir daha büyütüyorlar. Surlar daha bir ileri alınıyor ve son kez genişletiliyor. İşte o surlar bu surlar. O surların bugün gezeceğiz tamamını. Şeklini bir konuşalım. Nereden başlıyor? Bir kere şehirdeki surlar üçe ayrılıyor. Bir kara surları, iki Haliç surları, üç Marmara Denizi surları. Şu an biz size soruyorum. Bu saydığım üç gruptan hangi surun önünde bulunuyoruz? Kara surlarında bulunuyor. Şimdi şu an bulunduğumuz kara surları. Buradan dümdüz yürürsek, dümdüz duvarların önünden böyle geri doğru en son varacağımız yer Marmara Denizi olacak. Bu surlarla denizin bitiştiği noktada Yedi Kule Hisarı var. Hisarın da tam denize bakan tarafında Mermer Kule var. İşte o Mermer Kule ile şu bulunduğumuz yer arası kara surlar. Bulunduğumuz Edirne Kapı'dan aşağı doğru iniyoruz. Manuel Duvarı ve Ayvansaray Kapı'ya kadar Eğri Kapı'yı geçiyoruz. O Ayvansaray'ın dibinden ki buradan dümdüz aşağı indiğimiz zaman önümüze yine deniz gelecek. Buradan gittiğimizde önümüze gelen deniz hangi deniz? Marmara Denizi. Bunları soruyorum kusura bakmayın çünkü İstanbul karışık bir şehir. İnsanın kafası karışıyor. Yani burada 50 yılda yaşasanız taksiye binerken 10 tane yol var bir yere gitmek için. Yok Ok Meydanı'ndan mı ineyim abi, Haliç'i mi dolanayım, Sarayburnu'ndan çevre yolu mu falan. Zordur İstanbul. Buradan dümdüz gidince Marmara Denizi geliyor. Buradan Edirne Kapı'dan aşağı doğru indiğimiz zaman gelen deniz hangisi? Ya da nedir o suyun adı ne? Haliç. Güzel. Haliç surları. Ayvansaray'dan bu kez Eminönü'ne kadar ki sur hattının adı ne? Haliç surları. Eminönü'nden itibaren Sarayburnu başlıyor. Ve oradan o Sarayburnu oradan böyle gele 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 bu surla bitişeceği Mermer Kule'ye, Yedi Kule'ye kadar geliyor. O da Marmara Denizi surları. Bu konuda tamam mıyız? Tamam mıyız? Marmara surları, Haliç surları, kara surları. Biz gezimize Edirne Kapı'nın önünden başladık. Kara surlarıyla başladık. Buradan Ayvansaray'a kadar yürüteceğim sizi. Ayvansaray'dan Balat-Fener hattında ara ara yürüyeceğiz. Ara ara arabaya bineceğiz. Eminönü'nde yine arabadan ineceğiz. Çünkü Eminönü hattında bütün surlar yok edilmiş. Sarayburnu'na kadar. İki tane burç parçası kalmış. Biri Eminönü Yeni Camii'ne yapışık. Biri de zindan olarak kullanılan bir burç var. Onu göreceğiz. Sarayburnu'nda arabayla dolanıp sonra Yedi Kule'ye kadar ara ara yine yürüyeceğiz.
Yedi Kule'den buraya doğru yine Silivri Kapı, Belgrad Kapı, biliyorsunuz meşhur kapılarımız var burada. Bu kapıların da yürüyerek biraz da arada boşluklarda arabaya binerek buraya geleceğiz. Akşama kadar bakalım. Akşam buraya tekrar geldiğinizde nasıl, ne durumda olacaksınız? Siz tabii rahatsınız. Oturduğunuz yerden izleyeceksiniz bunları. Biz de yürüyeceğiz. Şimdi önce bu kapıyı bir konuşalım. Çünkü amacımız bugün kapılar ve duvarlar. Bir kere bugün bir sürü İstanbul sur kapısı göreceksiniz. Kapılarda form şu. Kemerli bir kapı var. İçinden girip çıktığımız kapının kenarlarına illaki burç var. Bakın bir burcumuz burada. Görüyorsunuz. Bir burcumuz da kapının bu tarafında burada. Bunlar niye burada var? Şimdi biz şehri ele geçirmek isteyen bir orduyuz. Amaç ne? Bu gördüğünüz kapıyı kırmak. Kapıyı kırmak için elimizde koçbaşları olması lazım. Bu Yüzüklerin Efendisi 3 filminden hatırlayın. Beyaz Kule'yi almak isteyen orklar vardı ya. Dev halatlar, halatlarla bağlı dev bir kütük. Kütüğün ağzı demir bir alaşımla kaplı. Koçbaşı deniyor buna tarihte. Şehir ele geçirme sistemi. Üzerimizde bir çatı var. Neden? O çatının altında tekerlekli havada asılı duran o tomruğu ite ite kapıya doğru yaklaşıyoruz. Üzerimizde niye çatı var? Tepemizdekilerin el armut toplamıyor tabii. Onlar da kızgın yağ döküyorlar. Yukarıdan ok atıyorlar. Neler neler. Yani onların aralarından kapıya yaklaşıp o halatlarla bağlı olan tomruğu, belki 20 kişi burada, 20 kişi 40 kişiyiz. Buradan tutuyoruz, çekip vuruyoruz. Çekip vuruyoruz. Ve bu şekilde bu kapıyı güm 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 kırıp içeri girmeye çalışıyoruz. Yani bu şehir savunma sistemi. Bu burçlar ne işe yarıyor? Biz bununla uğraşırken hem tepemizden hem de yanlardan millet yağdırıyor. Bizi yok etmek, öldürmek için. Yani savunma sistemlerini de böylece konuşacağız. Bu birincisi. İkincisi, Edirne Kapı çok kıymetli, çok özel bir kapı. Fatih İstanbul'u fethettiğinde o günlerde Roma imparatorları asırlar boyunca bu şehir sur kapılarından birini imparatorluk kapısı, kraliyet kapısı seçmişler. O kapı altın kapı, Golden Gate. Yedi Kule Hisarı'nın suru üzerinde bulunuyor. Fatih ilginç bir şekilde İstanbul'u fethettiğinde, Yedi Kule'de bunu konuşacağız, o kapının arkasını duvarla çevirip kapıyı iptal ediyor. Ben mesela bu manzaraya hayranım. Niye? Mesela Fatih yerinde olduğunuzu varsayın. Ya bunu demez miydik? Var ya şu İstanbul'u bir alacağım. İşte Konstantinopoli, Romalılardan. O Roma İmparatoru Konstantin'in, Theodosius'un, Justinianus'un at sırtında şan ve şöhretle girdiği o kapıdan ben gireceğim. Fatih hiç böyle bir hayal kurmuyor. Küçük hesapları yok. İstanbul'u alıyor, o kapının etrafını çeviriyor, iptal ediyor. Bundan sonra bizim saltanat kapımız bu diyor. Biz buradan girip çıkacağız diyor ve öyle yapıyor. Bakın Fatih'ten Sultan Vahdettin'e kadar 36 padişah olduklarında önce Eyüp Sultan'ın huzuruna giderler. Ama nereden? Deniz yoluyla. Topkapı Sarayı'ndan saltanat kayığıyla Haliç'e gidilir. Haliç'te Bostan İskelesi'nde kıyıya çıkılır. Önde bir asker, elinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı. Arkada padişah ve devlet erkanı, yanlarda iki sıra asker. Cülüs yolunda yürünür. Eyüp Sultan'ın önünde devrin en büyük alimi Osmanlı padişahına kılıç kuşatır. Adaletli, doğru, dürüst bir hükümdar olmaya söz verir padişah olan kişi. Eyüp Sultan Hazretleri'nin önünde. Normalde Peygamberimizin önünde bu sözü vermek ister ama Medine'ye nasıl gidecek? Onun İstanbul'daki temsilcisi önünde bu söz verilir. Sonra Topkapı, oradan Eyüp Sultan'dan ata biner padişah mahiyetiyle. At sırtında Eyüp Sultan surun dışında mı, içinde mi? Dışında diyen var, içinde diyen var. Ulema ihtilafa düştü. Hadi. Dışında mı, içinde mi? Şöyle sorayım. Şu an biz şehrin dışındayız. Buradan dümdüz yürürsek Eyüp Sultan'a gideriz. Bunun içinden yürürsek Eyüp Sultan'a gideriz. Dışından tabii ki. Eyüp Sultan şehrin dışında. Şehrin dışında. Galata şehrin dışında. Karaköy. Üsküdar şehrin dışında. Bu üç semt İstanbul'dandır ama surun dışındadır. Ve surun dışından at sırtında Fatih'ten Sultan Vahdettin, hepsi böyle geldiler. Sizin şu ayağınızı bastığınız yere bastılar. Ve buradan şehre girdiler. Padişah olduğunun ilk cuma namazı Eyüp'te kılınır. Kılıç kuşanılır. At sırtında gelinir. Buradan içeri girilir. Sonra
direkt Topkapı Sarayı'na gidilmez. Buradan itibaren adım 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 az yürüyün, Fatih'in türbesi geliyor. Biraz gidin, Kanuni'ninki geliyor. Laleli'de 3. Mustafa, 3. Selim. Yani kendilerinden evvel yaşamış padişah dedelerinin mezarlarını ziyaret ede Topkapı Sarayı'na gider, tahta otururlar. Bu da böyle. Bu kapıyla işimiz daha bitmedi. Bir detay daha var. Şu an kapıya yarım saattir bakıyorsunuz ama hala görmediğiniz şeyler var. Siz de öyle. Nedir o? Kapının üzerindeki semboller. Dikkatle bakın. Kapının kenarları, hepiniz öyle durun. Şimdi bakın. Bu kapının kenarlarında şuradan bir başlıyor bakın. Levhalar, yazılar, yukarı doğru amblemler. Bakın şurada bir makas var. Makası görüyor mu herkes? Köşede makası. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şöyle geleyim bakış açım. Orada bakın bir tane alemli flama var. Biraz daha gelin, iki tane kılıç var. Orada iki tane servi var. Şurada iki tane kama var. Şurada iki kama daha görüyorum. Böyle gidiyor bakın. Şurada iki tane bele takılmış ayrı bir kama. Böyle iniyor aşağı. Zaten şurası kırıldığı için hiç yok. Bu taş niye kırıldı? Dikkatle bakın, tepedeki sembollerin hepsinin üstüne vurulmuş. Fark ediyor musunuz? Birileri bu sembolleri yok etmeye çalışmış. Kim ve ne zaman? Cevap 1826. Ne oldu o tarihte? Vakayı Hayriye. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yeniçeriler bozulmuştu. Osmanlı'nın kapıkulu ordusu. Artık ordu devlet içindir değil, devlet ordu içindir demeye başlamışlardı. Hatta o kadar haddi aşmışlardı ki, özür dileyerek söylüyorum. Bir zorba Yeniçeri İstanbul'un gariban bir mahallesine girip bir evin kapısını zorlayıp genç kızını alıp kışlaya götürecek kadar çirkinleşmişlerdi. Yani halkın namusunu koruyacak, halkın namusuna göz dikiyor. Halk doldu artık. Bir kıvılcım bekliyordu. İkinci Mahmut dünyada çok ender bir şey yaptı. Genelde hep böyle asker masker darbe yapmaya kalkar ya tarihte. Bu kez hükümdar ve halk askere darbe yaptı. Bozulmuş orduya darbe yaptı. Ve ayaklandılar. Ve vakaya hayırlı oldu. Halk o gün bozulmuş Yeniçeri'den o kadar tiksiniyordu ki kışlalarını işgal ettiler. Aksaray Et Meydanı kışlası. Süleymaniye'deki Ağa Kapısı, Yeniçeri Ağası'nın ana kışlası. Eminönü'ndeki halkın Melek Girmez Sokak diye kışlanın önündeki caddeye isim taktığı o kışla. Hepsi işgal edildi. Yeniçeriler birçoğu öldürüldü, bir kısmı kaçtı. Bununla da yetinmedi halk. Mezarlıklara girdi. Bakın arkamız Edirne Kapı Mezarlığı. Bu gördüğünüz mezarlıkta belki binlerce Yeniçeri mezar taşı vardı. Yeniçerileri biliyorsunuz, o mehter takımlarından kalpaklıdır. Uzun böyle bir serpuşları vardır. Arkada bir keçeden kalpak arkası böyle iner. Mezar taşları da öyle. Edirne'dekiler hala duruyor. Üsküdar Ayazma Camii'nin bahçesinde 3-5 tane hala kalmış. Bunların tamamı, Eyüp'teki bütün Yeniçeri mezar taşı, Eyüp kabristanı, Karacaahmet'tekiler ve Edirne Kapı'dakiler, hepsini ellerine geçirdikleri balta, kazma, körek, halk daldı, mezar taşı kırdılar. Çok az, bir 10-15 tane falan gelmiş günümüze. Aynı halk o hınçla intikam alırcasına bu kapılardaki sembolleri taşladılar, vurdular, silmeye çalıştılar. Peki bu semboller neydi? Bu semboller Yeniçeri ortalarının sembolleriydi. Şimdi bu kapılar bugün çok ehemmiyetli değil. Herkes girip çıkıyor. Eskiden öyle değildi. Eskiden gümrük kapısı gibiydi. Yani bundan birkaç asır öncesine kadar Yeniçeriler ikişer tane bu kapının kenarında sabahtan akşama, geceden sabaha beklerlerdi. Burada beklerlerdi. Ya tabii bir sürü Osmanlı'da Yeniçeri ortası var. Orta bölük demek. Ve bu bölükler belli bir hiyerarşide bekliyor. İşte o bölüklerin sıraları var. Birinci bölük geliyor, 4 saat bekliyor. İkinci bölük geliyor, bir 4 saat bekliyor gibi. Ve Yeniçeriler burada beklerlerken kafasına göre kimse girip çıkamıyor. Mesela geliyor birisi, girecek, durduruyor. Kimsin, necisin, niye geldin, İstanbul'da mı yaşıyorsun, yabancı mısın, pasaportun? Anlatabiliyor muyum? Birer gümrük gibiydi burası yani baktığınız zaman. Ve tabii burada bekleyen Yeniçeriler kendi ortalarının, yani bölüklerinin ne yapıyorlardı? Amblemlerini buralara işliyorlardı. Bu bir adetti ama 1826 ile beraber bunlar yok edildi. İstanbul'da sur kapılarının çoğunda vardı. 18. yüzyıldan sonra ne oldu? Artık bu Yeniçeri olayı kalktığı için kapıların içlerine karakollar kuruldu.
Biz bugün gezerken bir sürü karakol göreceğiz kapıların kenarında. Mesela Muammer Karaca'nın tiyatrosunu yaptığı bir karakol ismi söyleyin bana. Biliyorsunuz ben söyleyince aa diyeceksiniz. Cibali Karakolu. Cibali Karakolu Haliç'teki Cibali kapının yanındaki karakol. İkinci Mahmut kurmuştur. Abdülmecit Han'ın, 3. Selim'in karakolları vardır. Çok süslü güzel. Hepsi sur kapılarının dibindedir. Bunları da göreceğiz. Son bir şey, yürüyelim. Beni takip edin. Biz bir kervanız. Bir grubuz. Edirne'den ya da Diyarbakır'dan çıktık geldik. İstanbul'a geliyoruz. Gerçi Edirne'den, Diyarbakır'dan geliyorsak Anadolu yakası. Edirne tarafı, Balkanlardan geliyoruz. Geldik. Yoldan gelen nedir? Bir kirli susuzdur. Buradan girdiğimiz zaman burada bekleyen Yeniçeriler kendi bölüklerinin hayrına bakın buraya dev taş künkler koymuşlardı. Bunları sabahleyin içi pelesengi alınır, temizlenir, suyla doldurulurdu. İnsanlar girip çıkarken tabii kurnaları vardı bunların, maşrapaları vardı. Su doldurur ya da kendi testisini ya da matarasını doldurur. Suyunu içerdi, tekrar asar. Yaptırana rahmet ya da Allah razı olsun derdi Yeniçeriler, yoluna devam ederdi. Bakın Rumilerle süslü ne kadar güzel bir su künkü. Bu bile sağlamdı biliyor musun? 3-5 sene öncesi bu da sağlam duruyordu. Kırıldı, çatladı. Acilen bunlara bakım yapılması lazım. Osmanlı padişahlarının tamamının geçtiği bir kapının bu şekilde bakımsız olmasına gönlümüz razı olmuyor. Geceleri içki içenler, zaten idrar kokusu köşelerde o biçim, ateşler yakılmış. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi benim bildiğim son 3 yılda şu gördüğünüz bilgilendirme tabelasını şöyle gelin. Şu bilgilendirme tabelasını son 3 yılda belediye 3 defa yeniledi. 3 defa yeniledi. Ama gene kırıyorlar, gene kırıyorlar. Ya bunu kırmaktan ne geçiyor ele? Ben bunu anlamıyorum yani. Bak yine kırmışlar. Üçüncü kez kırılmış. Türkçesi, İngilizcesi, Arapçası ile bilgilendirme şey. Yani zor değil ya. Yıllardır ya bir güvenlik kamerası ya şuraya koyarsın. Bunu kıranın ümüğünü sıkarsın yani. Bana buradan söylettirmeyi. Zor şeyler değil bunlar. Koy şuraya bir tane güvenlik kamerası. 3 yılda 3 kere bu kırılıyor, darmadağın ediliyor. Bunu yeniliyoruz ama önlem almıyoruz. Sarhoşların yatağı surların dibi. Yani şu surların dibinde insanlar rahatlıkla gezebilmeli. İstanbul surları üzerine bir kitap yazdım, bir proje hazırladım. Projede şu surların önündeki hendekleri suyla doldurup kayıkla gezme projesi hazırladım. Ya bunları yapsın birisi yapsın. Ben düşündüm sadece. Elin gevuru Avrupalısı yapıyor. Kanal turları yapmıyor musunuz? Hollanda'ya, Belçika'ya, Danimarka'ya gittiğinizde. Ki onlar suni kanal. Orijinali var burada 2000 yıllık. Hem surlar konuşulur ya da önünde bir yürüme yolu yapılsın. Güvenli ama. Millet buradan bir başlayalım biz yürümeye şu şekilde. Şeye yedi kuleye kadar şöyle yürüyelim sur dibinde. Ya bunlar yapılabilir. Zor şeyler değil. Ha eskisinden çok daha iyi onu söyleyeyim. Eskiden güvenlik zordu. Sulu kule falan hiç önden geçilemiyordu. Şimdi artık o kadar değil. Daha da iyi ama daha da iyi olmasını arzu ediyoruz. Hazır mıyız? Bu ısınma hareketleriydi. Tur şimdi başlıyor. Nereden? İçeriden yürüyerek devam ediyoruz. Hadi buyurun.